Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz yansıma ve düzlem ayna. Geçtiğimiz derslerde optik konusuna başlamıştık gölge ve aydınlanma ile optik derslerimiz başlamıştı. Bugün yansıma ve düzlem ayna ile devam ediyoruz. Optik fizikteki en geniş en büyük başlıklardan bir tanesidir. 10. sınıfın 2. döneminde görüyoruz ve genellikle 2. yazılı sınavlarda ağırlıklı olarak çıkmasını beklediğimiz konu başlığıdır optik. Şimdi dersimize başlamadan önce size takvimimizi göstermek istiyorum. Bu ayki takvimimizi şöyle bir hatırlayalım. Hatta ellerimi de çekeyim. Bir ekran görüntüsü alın. Hangi günler, hangi derslerimiz var? bunları da takvimimizden takip edebilirsiniz. Bakın yansıma ve düzlem aynayla Karşınızdayız bugün. Ardından önümüzdeki hafta küresel aynalarla devam edeceğiz. Daha sonrasında ay sonunda ışığın kırılması ve mercekler konusuyla optikle ilgili artık yavaş yavaş konularımızı bitirmiş olacağız. Bu ay içerisinde ikinci dönem ikinci yazılı kampımızla sizleri bekliyor olacak. Takvimimizi takip etmeyi unutmayın. Tabii ki de dersimize başlamadan önce mutlaka ödevlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Hemen ödevlerinizi de şöyle bir hatırlatayım size. Dinamo soru bankamızı açıyoruz. Dinamo Soru Bankası'nda en son nerede kalmıştık? Dalgaları bitirip optik konusuna başlamıştık. Ve optikte aydınlanma ve gölge konusunu bitirmiştik. Şimdi düzlem aynayla sizin karşınızdayız. Düzlem ayna konusu ışığın yansımasıyla birlikte başlar. Yani sayfa 169'dan başlıyoruz. Testra 11'den şöyle sayfalarımı çeviriyorum. Bakalım nereye kadar sorumluyuz bugün. Nereye kadar işleyeceğiz? Şöyle bir göstereyim size. Sayfa 177'ye kadar bütün testleri, soruları çözmeniz gerekiyor. Nereden nereye? Sayfa 169'dan sayfa 177'ye kadar. Burada da konuyla ilgili testralardan sonra bir tane testimiz var. Bu testimizi de çözdükten sonra artık konuyla ilgili tamamen hazır hale gelmiş olacağız. Ödevlendirmemizi de yaptık. Bugünkü göreceğimiz konu başlıklarına şöyle kısaca bir bakalım. Yansımadan bahsedeceğiz. Yansıma yasalarını öğreneceğiz. Düzlem aynada görüntü oluşumuna bakacağız. Düzlem aynadaki görüntünün özellikleri nelerdir ve düzlem aynaya bakan bir gözlemcinin görüş alanı nelerdir? Bunları öğrendikten sonra aynalar konusunu da yani düzlem ayna konusunu da tamamlamış olacağız. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. önce yansıma ile başlıyoruz. Yansıma nedir? İlk önce tanımını bir öğrenelim. Bakalım yansıma dediğimiz olay fizikte nasıl tanımlanıyor? Bundan bir bahsedelim. Işığın izlediği yol üzerindeki doğrultusunu değiştirerek geldiği ortama geri dönmesine fizikte biz yansıma diyoruz. Yani ışık doğrultusunu değiştirerek geldiği ortama tekrardan geri dönüyor. Bu olaya yansıma denir. Işık yansıtıcı bir yüzeyle karşılaştığında yansıma yasalarına göre yansır. Şimdi bu yansıma yasalarını çok detaylı bir şekilde anlatacağım ben size. Yansıma yasalarını iyi bir şekilde öğrenirseniz karşınıza gelen yansıma sorularına da çok doğru bir şekilde cevap veriyor olacaksınız. Buraya baktığımızda mesela atıyorum buradaki ormanlık arazinin önünde bir durgun su birikintisi var. Bu durgun su birikintisi burada düzgün yansımaya neden olur ve etrafta gördüğünüz bu ağaçların, bulutların aynen görüntüsünü biz su üzerinde görmüş oluruz. Yani ayna gibi davranır. Bu bir düzgün yansıma örneğidir. Yansıma çeşitlerinden de bahsedeceğiz tabii ki de. Şimdi bakalım buraya. Yansıma yasalarını öğrenelim öncelikle. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir gençler. Bununla ilgili genellikle bilgi soruları karşımıza gelir. Okuldaki öğretmenimiz doğru yanlışlı, boşluk doldurmalı, yoruma dayalı sorular bize sorabilir. Çünkü optik sayısal hesaplamalara müsait bir konu değil. Müfredatımızda optikle ilgili sayısal hesaplamalar yok. Çok çok küçük sayısal hesaplamalar var. Genellikle yorum ağır, ağırlıklı bir konu. Şöyle olursa ne olur? Böyle olursa ne olur gibi yorum yapacağımız bir konu başlığı. Bu yüzden buradaki tanımlamaları çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Bazen ben yorumlarda okuyorum. Ya hocam burayı da amma anlattınız, böyle amma konuştunuz. Amma şöyle oldu, amma böyle oldu diyorsunuz. Ancak yorum soruları hep buralardaki bilgileri eksik dinlemekten, çarpı 5x hızıyla videoyu izlemekten dolayı oluyor. Şimdi devam edelim. Gelen ışının normalle yaptığı açıya biz gelme açısı diyoruz. Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya da biz yansıma açısı diyoruz. Yüzeyin şekline göre iki tür yansıma vardır. Bunlar düzgün ve dağınık yansıma olmak üzere iki şekildedir. Şimdi bakın burada şekil üzerinde buradaki tanımlamaları tekrardan anlatmak istiyorum size. Buraya baktığınızda yansıtıcı bir yüzey var. Bu yansıtıcı yüzeyimiz bir su su birikintisi olabilir veya bir düzlem ayna olabilir. Gelen bir ışın yansıtıcı yüzeyle karşılaştığında hemen yüzey normalini çizeceksin. Yüzey normali dediğimiz bu çizgi Nedir? Yansıtıcı yüzeye dik olarak çizdiğimiz bu kesikli çizgilere yüzey normali denir. Dikkat et şimdi gelen ışın normalle hangi açı yapıyor? Alfa açısını yapıyor. O zaman yine alfa açısı yapacak şekilde bu ışığı yansıtmamız gerekir. Yani alfa ve beta açıları kesinlikle bunlar birbirine eşittir. Bize şöyle x ve y açıları da verebilir. Soruda bize Hangisi yansıma açısıdır? Hangisi gelme açısıdır? Bunlar bize sorulabilir. Bakın çok dikkat edin. Alfa yansıma açısıdır. Yansıma değil, çok özür diliyorum. Alfa gelme açısıdır. Gelme açısı da yansıma açısı da bunlar normalle yapılan açılardır. Bakıyoruz buraya. Gelen ışının normalle yaptığı açı alfadır. Bu yüzden alfa gelme açısıdır. Beta'ya baktığımızda ise beta yansıma açısıdır. Çünkü bakıyoruz hemen yansıyan ışının normalle yaptığı açı beta'dır. O yüzden beta yansıma açısı olacaktır. Burada x ve y'ler tuzaktır. Mesela test sorularında bize şöyle bir şey sorabilir. Diyebilir ki <laughs> x gelme açısıdır. Y yansıma açısıdır. Sen de konuya çok iyi çalışmadıysan hemen doğru deyip geçebilirsin. Dikkat edin. Buradaki x ile y nedir? Gelen ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı x'tir. Yansıyan ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı y'dir. Bunları 90 dereceye tamamlayacak olan açılar bizim gelme ve yansıma açılarımızdır. Çok çok dikkat edin. Yani özetle yansıma yasası dediğimiz yasa neymiş? Gelen ışın normalle hangi açıyı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde ortamdan yansıyarak geri döner. Bu bir yansıma yasasıdır. İster Düzgün yansıma olsun, ister dağınık yansıma olsun, yansıma yasalısı değişmez. Yani gelen ışın normalle hangi açıyı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde düzgün yansımada da dağınık yansımada da aynı şekilde yansıma özelliğini gösterir. Biraz önce söylemiştim ben size iki tür yansıma vardır. Biri düzgün yansıma, diğeri dağınık yansımadır. Mesela örnek verelim. Düz bir aynanın karşısına geçtik. Bu bir düzgün yansımadır. Ya da durgun bir su birikintisinden kendimize bakıyoruz. Bu da bir düzgün yansıma örneğidir. Ancak su birikintisi böyle biraz dalgalı olmaya başladığında kendini böyle biraz da abuk subuk görmeye başlarsın. Bu dağınık yansımaya örnektir. Bakın burada bir not var. Çok dikkat edelim tekrardan cisimlerin görülebilmesi, renk ve şekillerin ayırt edilebilmesi için dağınık yansıma gereklidir. Düzgün yansımaya en güzel örnek ise düzlem aynadır. Biz de dersimizde genellikle düzlem aynayı referans alarak sorularımızı çözeceğiz. Genellikle sorularda karşımıza düzlem ayna çıkacak. Buraya önemli bir başlık attım sizler için. Yüzey normalinin bulunması diye bir başlık var. Normalde yüzey normalinin bulunmasıyla ilgili çok fazla üzerinde durulmaz kitaplarda, ders anlatımlarında. Ancak düzlem ayna sorularını çözmenin ilk ve en temel kuralı yüzey normalini bulmaktır. Çünkü yansıma yasalarında ne dedim ben size? Normalle hangi açıyı yapıyorsan aynı şekilde yansıyacaksın dedim. Yani sen normalin neresi olduğunu bulamazsan ışığı yansıtamazsın. O yüzden yüzey normalini iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Yüzey normali neydi? Yansıtıcı yüzeyle 90 derece yapan kesikli çizgilere biz yüzey normali diyoruz. Aşağıda verilen KLM düzlem aynalarının yüzey normallerini belirleyerek gelen ışınları yansıtalım demişiz burada. Şimdi bakalım yüzey normallerini belirleyelim. Bakın yüzey normali ışığın yansıtıcı yüzeye dokunduğu yerden çizilir. Bakın burada ışık, yansıtıcı yüzeyimiz K'dır, L'dir, M'dir. Işığın yansıtıcı yüzeye dokunduğu yer tam burası. Şimdi buradan yüzey normalini çizmemiz gerekir. Yüzey normali basketboldaki mola işaretine benzer gençler. Basketbolda mola işaretini nasıl alıyoruz? Şöyle bir şey yapıyor değil mi? Oradaki koç şöyle bir hareket yaparak basketbolda molayı alıyor. Şimdi buraya baktığımızda bir elimizi yansıtıcı yüzey gibi şöyle aynı hizaya koyacağız. Ardından molayı alacağız. Bakın molayı nasıl alıyoruz? Böyle molayı almış olduk. Yani ışığın dokunduğu yerden Şöyle kesikli çizgileri çiziyorum. Burası bizim yüzey normalimizdir. Anlaşalım mı hemen? Yüzey normalini çizdikten sonra da kontrol ediyorum. Yeşille çizdiğim kesikli çizgiler yüzeye 90 derecelik bir açı yapıyor mu? Evet. Demek ki yüzey normalini doğru çizdik. Basketboldaki mola işaretini sakın unutma. Şimdi ışığımızı yansıtalım. Işığımız yansıtıcı yüzeye nasıl geliyor? Gördüğün gibi 3'e 1 olarak geliyor öyle değil mi? Yansırken de yine 3'e 1 olarak yansıması gerekir yüzey normaline göre. 3'e 1 olarak yansıttığımızda hemen şöyle göstereyim. Yeşille gösterdiğimde ışığın K düzlem aynasından ya da yansıtıcı yüzeyinden yansıması olacaktır. Hemen açılara da bakalım. Şöyle mantıklı mı? Gördüğün gibi normalle yaptığımız açı Ardından yansıyan ışının normalle yaptığı açı gördüğün gibi birbirinin aynısı. Demek ki ışığı doğru bir şekilde yansıttık. Şimdi ikinci görsele gelelim. İkinci görsele geldiğimizde hemen yüzey normalini belirleyelim. Bir elimizi hemen ne yapıyoruz? Basketbolda mola alacak şekilde ayarlıyoruz. Bir elimizi böyle bu şekilde koyduğumuzda ya da işte şöyle de yapabilirsin. Biraz daha pozisyonumuzu değiştirelim elimizi yansıtıcı yüzey doğrultusunda koyduk. Molayı şöyle alacaksın öyle değil mi? Molayı böyle alacaksın. O yüzden hemen yeşille kesikli çizgilerle yüzey normalimizi gösterelim. Bakın yüzey normali budur. Ardından yüzey normaline nasıl geliyoruz? 2'ye 1 geliyoruz. Yine 2'ye 1 olacak şekilde buradan yansıyacağız. Gelme ve yansıma açıları birbirine eşittir. Herhangi bir tutarsızlık yok. Demek ki ışığı doğru yansıttık. Şimdi buraya bakalım. Burada biraz problemler çıkmaya başlıyor. Hemen basketboldaki mola işaretini hatırlıyoruz ve problemi anında çözüyoruz. Ne yapıyorduk biz? Işığın dokunduğu yerden yani tam buradan yüzey normalini çizmemiz gerekiyor. Yüzeyimiz bu şekilde duruyor. Hemen mola alıyorsun. Şöyle molayı aldığımızda bak gördün mü çapraz bir şekilde çizmen gerekiyor yeşil kesikli çizgileri o yüzden hemen yüzey normalini şu şekilde çiziyorum. Ardından bakıyorum yeşil çizdiğim yüzey normali ile yansıtıcı yüzeyin birbirine dik mi? Evet dik demek ki doğru çizdim. Ardından bakıyorum normale nasıl gelmişim ben? Aynı şekilde burada yansımam gerekiyor. Buradaki ışığın yansıması da bu şekilde olacaktır. Bakın buradaki 3 tane şekil bizim için çok çok önemli. Aslında düzlem ayna ile ilgili çok güzel bir temel attık. Dikkat edin. Şimdi geçelim. Karşımıza basit bir soru geliyor. Hemen bunun çözümünü gerçekleştirelim. Şekildeki düzlem ayna sistemine gönderilen I ışınının X aynasına gelme açısı teta 1, Y aynasına gelme açısı teta 2 ise bu teta 1 ve teta 2 açıları kaçar derecedir diye soruluyor. Okuldaki yazılı sınavımızda muhtemelen bir tane böyle soru göreceğiz. Dikkat edin gençler karşımıza böyle bir tane soru sorar öğretmenimiz. Üçgen bilgimizi de kullanarak çözeceğimiz bir soru. Hemen bakalım buraya. I ışını x aynasına çarpıyor. Hemen çarptığı yerden yüzey normalini göster. Başka türlü soruyu çözemezsin. Bakın burada yüzeyimiz bu şekilde, öyle değil mi? Molayı böyle alacağız. Hemen yüzey normalimizi çiziyoruz. Yüzey normalini çizdikten sonra normalle hangi açıyı yapıyor? Gördüğün gibi burası 80 ise normalle yüzey arası 90 derece olduğu için buraya kaç derece kalıyor? 10 derecelik bir açı alıyor. Yine 10 derecelik bir açı yapacak şekilde buradan yansıması gerekiyor. Şöyle birazcık yamulttuk hemen düzeltelim. 10 derecelik bir açı yapacak şekilde yansıması gerekir. Yani şuradaki açıda kaç dereceymiş? 10 dereceymiş. Burası 10 dereceyse o zaman buraya da kaç derece kalıyor? Yine 90'a tamamladığı için 80 derecelik bir açı kalıyor. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Buraya baktığımızda 60 ve 80'i topladığımızda ne kadar yapar? <laughs> 60 ve 80'i topladığımızda 140 derece yapar. Toplamda 180 derece olabilmesi için buraya ne kaldı? 40 derecelik bir açı kaldı. Öyle değil mi? Bakın dikkat edin. 60 80 40 şuradaki üçgenin iç açılarının toplamı kaç derece olmuş oldu? 180 derece olmuş oldu. Şimdi ışığımız nereye geldi? Y aynasına geldi. Y aynasından yansıtmamız gerekiyor. Y aynasından yansıtmadan önce ortalık çok karışmasın diye hemen renk değiştiriyorum. Hemen Y aynasındaki yüzey normalimizi çizelim. Bakın şöyle bir normal çizmem gerekiyor. Hemen aynaya dik olacak şekilde kesikli çizgilerimi şöyle gösteriyorum. Yüzey normalimi bu şekilde çiziyorum. Normalle kaç derecelik bir açı yapıyorum? Bakın şurada şöyle çok küçük bir yer kaldı ancak şuranın 40 ve şuradaki çizdiğim küçük kısım 90 derece etmesi gerekiyor. O yüzden buraya 50 derece kaldı. Normalle yine 50 derece yapacak şekilde burada yansıma olayı gerçekleşir. Bakın bütün açıları bulmuş olduk. Şu anda bize neyi soruyor hemen bakalım. I ışının x aynasına gelme açısı. Bakalım. I ışınının X aynasına gelme açısı 80 midir 10 mudur? Gelme açısı da yansıma açısı da her zaman normalle yapılan açıdır. Normalle yapılan açı hangisi? 10. O yüzden <laughs> bizim teta 1 dediğimiz neymiş? 10 dereceymiş. Ardından Y aynasına gelme açısı. Bakıyorum Y aynasına gelme açısı 40 mıdır? 50 midir? Normalle yaptığı açı 50 derece olduğu için ne olacaktır? Burada teta 2 de 50 derece olacaktır. Yani cevabımız 10 derece ve 50 derece olacak. Cevabımız Adana seçeneği olacak. Bakın çok çok önemli bir soru. Dikkat edelim. Okuldaki yazılı sınavda karşımıza gelebilir. Devam ediyoruz. I1, I2 ve I3 ışınları düzlem ayna sistemine şekildeki gibi gönderildiğinde hangi ışınlar K noktasından geçer? Hangileri K noktasından geçemez? Bunları belirleyin diyor. Hemen bakalım. Buradaki I1 ışınına baktığımızda bakın burada iki tane yansıtıcı yüzey var değil mi? Işınlar hangi yüzeye çarparsa çarpsın o yüzeydeki yüzey normalini bulup ona göre yansıtmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken tek kural bu. Şimdi I1 ışını şuradaki dikey aynaya çarptığında çarptığı noktadan hemen aynaya dik olacak şekilde yüzey normalini çiziyorum bak bu yüzey normalim. Ardından yüzey normaline nasıl geliyorum? Dikkat et. 2'ye 1 geliyorum. 2'ye 1 geldiğim için buradan 2'ye 1 olarak yansıyacağım. Bak gördüğün gibi I1 ışını K noktasından geçiyor. Daha devamını çizmene bile gerek yok. Zaten sana hangisi K noktasından geçer diye soruyor. I1 geçiyor. Hemen bakalım içerisinde I1'in oldukları bunu da eledim. Evet iki tane seçeneği elemiş oldum. Ardından devam edelim. I2'ye bakalım şimdi. I2 ışını yatay olan aynaya tam buradan dokunuyor. Yatay olan aynanın yüzey normalini böyle bu şekilde çiziyorum. Yüzey normaline nasıl geliyor? 2'ye 2 geliyor. O yüzden buradan 2'ye 2 olacak şekilde yansır. Bakın 2'ye 2 olacak şekilde yansıdıktan sonra ne olmuş oldu? dikey olan aynaya çarpmış oldu. Dikey olan aynaya çarptığı yerden yine yüzey normalini çiziyorum. Çizdikten sonra yine 2'ye 2 iki olacak şekilde buradan yansıtmam gerekir. Olayın K ile bir alakası var mı? Yok. Demek ki burada I 2 ışını kesinlikle K noktasından geçmiyormuş. O yüzden içerisinde I 2'nin olduğu seçeneği de benim elemem gerekiyor. E bu durumda cevabımız Denizli olmuş oldu. Ama I3'ün de nasıl K'dan geçtiğini bir görelim isterseniz hemen bakalım. I3 nasıl gelmiş yüzey normaline? Bakın burada zaten çizmiştik yüzey normalini. 2'ye 1 olarak geldi öyle değil mi? O zaman buradan I3'ü şöyle yeşille göstermek istiyorum. 2'ye 1 olacak şekilde tekrardan yansıması gerekir. Dokunduğu yerden yüzey normalini tekrardan çiziyorum. Tekrardan 2'ye 1 olarak yansıttığımda tam K noktasının içinden geçtiğini görüyorum. O yüzden cevabımız I1 ve I3 ışınları olacak K noktasından geçen ışınlar. Hemen geçelim. Düzlem aynada görüntü oluşumu dediğimiz bir başlık var. Buna bakalım. Düzlem aynada görüntü oluşumu ışın gönderilerek bulunabilir. Işın göndererek görüntüyü nasıl buluyoruz? Hemen ona bakalım. X'in düzlem aynadaki görüntüsün nerededir diye soruluyor bize. Ne yapacağız? X tane rastgele iki tane ışın göndereceğiz. Mesela diyelim ki gönderdiğimiz ışının biri bu. Ne yapacak? Düzlem aynadan geldiği açıyla tekrardan yansıyacak. Sonra rastgele istediğin noktaya başka bir ışın gönder. Gönderdiğim normalle aynı açıyı yapacak şekilde tekrardan yansıyor öyle değil mi? Bakın şimdi yansıyan ışınlar şunlar. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde X cisminin görüntüsü oluşur. Olayı anladık herhalde. Herhangi karışık bir durum yok. Tekrardan üzerinden geçiyorum. X noktasal cisminin düzlem aynadaki görüntüsünün nerede olduğu bulunurken rastgele iki ışın gönderiyorsun. İstediğin yere gönderebilirsin. Bakın gönderdik. Yansıma yasalarına uygun yansıttık. Gönderdik. Yansıma yasalarına uygun yansıttık. Yansıyan ışınlar bunlar. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde buradaki X cisminin görüntüsü oluşur. Şimdi ikinci bir yöntemimiz daha var. İkinci yöntemimiz ise simetri alma yöntemidir. Simetri alma yöntemi birinci yönteme göre daha kolaydır. Çünkü birinci yöntemde hemen tekrardan bir önceki sayfaya baktığımızda ne yaptık biz? iki tane ışın gönderdik ve uzantılarının çakıştığı yerdedir dedik değil mi? Burada hata yapma ihtimalimiz biraz yüksek. Çünkü iki tane ışın göndereceksin. ikisini de doğru yansıtacaksın. Sonra yansıyanların uzantılarını doğru yerde alacaksın. Hata yapma ihtimalimiz biraz daha fazla. O yüzden simetri alma yöntemi daha kolaydır. Simetri alma yöntemi dediğimiz yöntem nedir? Biz burada x'in görüntüsünü bulmaya çalışıyoruz değil mi? x'in aynaya olan dik uzaklığı, dik uzaklığı ama rastgele bir uzaklık değil. x'in aynaya olan dik uzaklığı ne kadarsa arka tarafta da o kadar uzaklıkta olacak şekilde görüntüsü oluşur. Bu kadar basit. Ya da ben şöyle diyorum. Simetri alma yöntemi dediğimiz yöntem şudur. Biz sayfayı buradaki düzlem aynaya göre katlasak yani şundan bahsediyorum sayfayı bakın şöyle katlasam burada x ve x üssü tam üst üste gelir mi gelir demek ki görüntüsünü doğru yerde aldım yani sayfayı aynaya göre katladığımızda buradaki x cismi nereye denk geliyorsa katladığımda görüntüsü oraya da oluşur. Yani bu şekilde yaparak daha kolay ayırt edebilirsin. Bakın şöyle katlayalım sayfayı. Görüyor musun? x ve x üssü tam kafa kafaya geliyor. Demek ki görüntüsünü doğru yerde bulduk. Kendimizi bu şekilde de kontrol edebiliriz. Hemen gelelim arka sayfaya. Arka sayfaya baktığımızda bakın dikkat edelim. Burada bir ok verilmiş bize. Bu okun düzlem aynadaki ...görüntüsün nerededir ve nasıl duruyordur diye soru da soruluyor bize. Tabii ki de hemen simetri alma yöntemini kullanalım. Bu şekilde bize birkaç tane parçadan oluşan sistem verildiği zaman mesela bu bir ok kolay. LK'dan oluşuyor sadece. Ancak böyle dikdörtgen, üçgen vesaire gibi cisimler verilip düzlem aynada nasıl gözüküyor diye sorulabilir. Hemen ne yapacaksın? Her bir noktaya isim vereceksin. Başlangıç noktasına L dedim bitiş noktasına K dedim ve L'den K'ye çizerek oku oluşturuyorum. Şimdi ilk önce K noktasının düzlem aynadaki görüntüsünü buluyorum. Aynaya olan dik uzaklığı bu kadar. Arka tarafta da aynı uzaklığı gidiyorum ve K üssü yani K noktasının görüntüsü burada oluşur. Doğru mu? Sayfayı aynaya göre katladığımda değil mi kafa kafaya geliyorlar doğru yer. L'ye bakıyorum şimdi. Dik uzaklığı burası. Arka tarafta da burası olacak kafa kafaya geliyorlar. Katladığımda demek ki L'nin görüntüsü de burası. Oku nasıl çizdim ben? L'den K'ya doğru çizdim. O yüzden görüntü bu şekilde oluşur. Sayfayı yine aynaya göre katladığımda gördüğün gibi oklar yine üst üste geliyor. Demek ki doğru yerde buldum. Aynı şekilde burada bakın bazı harfler verilmiş. Bu harflerin düzlem aynadaki görüntüsü nerededir ya da nasıl durur diye sorulduğunda bunları bulduktan sonra hemen kontrol etmeyi unutmayın. Ya ben sayfayı aynaya göre katladığımda bunlar üst üste gelir mi diye kendi kafanda kontrolünü yapmayı unutma. Düzlem aynada görüntü bulma bu şekilde. Peki düzlem aynadaki görüntünün özellikleri nelerdir? Düzlem aynada oluşan görüntünün özellikleri aynanın arka tarafında oluşur ve sanaldır. Bakın buna dikkat ediyoruz. Sanal aynı zamanda zahiri diye de geçer. Buna dikkat edin. Optikte bu çok eski bir terimdir. Genellikle yani bundan 10 15 sene belki 20 sene önceki kitaplarda falan geçer. Ancak yine de bilin. Bazı kitaplarda yine kullanılıyor bu tabir. O yüzden aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sanaldır demek zahiridir demektir. Peki optikte sanal olmak ne demektir? görüntünün aynanın arka tarafında oluşması anlamına gelir. Biz de düzlem aynaya baktığımızda, aynanın karşısına geçtiğimizde görüntü nerede oluşuyor? Aynanın arka tarafında oluşuyor, öyle değil mi? Bizim buradaki biraz önceki bulduğumuz bütün görüntüler bakalım şöyle dikkat edelim. Ayna burası. Aynanın ön kısmı burası. Görüntü nerede oluştu? Aynanın arka tarafında oluştu, öyle değil mi? O yüzden ilk bizim öğrenmemiz gereken kural neymiş? Görüntü düzlem aynanın arka tarafında oluşur. Bütün görüntüler düzlem aynada arka tarafta oluşur. Arka tarafta oluşan bu görüntüye sanal yani zahiri görüntü denir. Cisim ve görüntüsü aynaya göre simetriktir. Yani aynaya göre sayfayı katladığın zaman bunlar üst üste gelir. Kafa kafaya gelirler. Simetriklerdir. Cismin boyu ile görüntünün boyu birbirine eşittir. Biri büyüktür, biri küçüktür diye bir şey yok. Düzlem aynada görüntü ile cismin boyu bunlar birbirine eşittir. Daha küçük ya da daha büyük görüntü elde edemezsin. Görüntünün aynaya olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşittir. Bakın buradaki dört tane kural yine Test sorularında doğru yanlış sorularında karşımıza gelebilir. Dikkat edelim. Düzlem aynada görüş alanı yine en çok soru çıkan başlıklardan bir tanesi. Düzlem aynaya bakan bir gözlemci nereleri görür? Nereleri göremez? Biz de düzlem ayna karşısına geçtiğimiz zaman her noktayı göremiyoruz öyle değil mi? Bazı noktaları görebiliyoruz, bazı noktaları göremiyoruz. Gözlemci hangi noktaları görebiliyor diye sorular soruluyor bize. Şimdi bunu nasıl analiz edeceğiz? Bunun kurallarından bahsedeceğim size. Düzlem aynaya bakan gözlemcilerin görebildiği alana biz görüş alanı diyoruz. Görüş alanı ile ilgili bilmeniz gereken bazı kurallar var. Hemen bunlardan bahsedelim. Mesela diyelim ki gözlemci buradaki noktadan şöyle düzlem aynaya doğru bakıyor. Nereleri görür? Ne yapacağız? Gözlemciden aynanın başına ve sonuna ışınlar göndereceğiz. Aynanın başına ve sonuna ışınlar gönderdiğimizde ışınların <laughs> dikkat edin bakın burada yansıdığı kısımların arasında kalan alanı görür. Hemen bakalım. Gözlemciden aynanın başına bir ışın gönderdim. Işın dik geldiği için kendi üzerinden geri döner. Yani yansıyan ışının biri bu. Diğerini aynanın sonuna gönderdim. Normalle aynı yapıcı açı yapacak şekilde yansıdı. Bakın yansıyan ışınlar arasında kalan bölge burası. Demek ki buradaki kısmı görebilir. Ardından buradaki şekle bakalım. Aynı şeyi burası için uygulayalım. Gözlemci buradan bakıyor. Şöyle bir göz çizelim buraya. Gözlemci buradaki noktadan bakıyor. Aynamız nerede? Hemen aynamızı da gösterelim. Aynamız da burada. Aynaya baktığında hangi bölgeleri görür? Hangi bölgeleri göremez? Ne yapıyoruz? Kuralımız basit. Gözlemciden aynanın başına ve sonuna ışınlar gönderiyorum ve yansıma kurallarına göre yansıtıyorum. Hemen başına bir ışın gönderdim yansıma kurallarına göre yansıttım. Ardından sonuna bir ışın gönderdim. Yansıma kurallarına göre yansıttım. Bakın dikkat edin. Yansıyan ışınların arasında kalan bölgeyi görür diyorum. Bu birinci kural. Peki başka yöntemle bulabilir miyim? Başka bir yöntemle de bulabilirsin. Hemen bakalım burada karşımıza ikinci kural çıkıyor. İkinci kural ne söylüyor bize? Hemen onu anlatayım size. Bakın gözlemci burada, buradaki düzlem aynaya bakıyor. Buradaki düzlem aynaya bakan gözlemci için şöyle yapabiliyorsun. Gözlemcinin aynadaki görüntüsünü buluyorsun. Gözlemcinin aynadaki görüntüsü nedir? Gözlemcinin aynaya olan uzaklığı 2 birim, arka tarafta da 2 birimlik dik uzaklıkta olacak şekilde gözlemcinin görüntüsü bulunur. Ardından gözlemcinin görüntüsünden aynanın başına, sonuna ışınlar gönderiyorum aynayı geçtikten sonraki kalan arasında aynayı geçtikten sonraki alan arasındaki Işınlar nedir? Bizim görüş alanımızdır. Şimdi buradaki görsel için yapalım. Bakın çok dikkat edin. Buradaki gözlemcinin düzlem aynadaki görüntüsü neresidir? Düzlem aynayı şöyle uzatabilirsiniz gençler. Şimdi bizim düzlem aynamız burası. Evet düzlem ayna burası. Ancak simetri olayını daha net görebilmek için düzlem aynayı şöyle uzatıp daha net yorum yapabilirsin. Burada şuradaki kesikli çizgilere göre sayfayı katladığımızda gördün mü? Gözlemcinin görüntüsü tam bu noktada oluşur. Gördüğün gibi bak dik uzaklık bir kutu. Arka tarafta da bir kutu dik uzaklık yapacak şekilde burada gözlemcinin görüntüsünü buluyoruz. Gözlemcinin görüntüsünü bulduktan sonra ikinci kural ne diyordu bize? Aynanın başına sonuna ışın gönder. Gönderdik. Aynayı geçtikten sonraki kalan alan arasındaki kısmı görürüz. Yani bakın ışınların aynayı geçtikten sonraki kısmına dikkat ediyoruz arada kalan alanı görürüz diyoruz. Şimdi gelelim buraya. Burada gözlemci şu noktada verilmiş. Hemen şöyle gözümüzü çizelim şöyle güzel bir şekilde. Gözlemci burada. Aynaya göre görüntüsünü bulalım. Yani aynaya göre simetrik olduğu yer bakın arka tarafta şurasıdır. Öyle değil mi? Ardından aynanın başına ve sonuna ışınlar gönderiyorum arada kalan bölgeyi tabi aynayı geçtikten sonra arada kalan bölgeyi buradaki gözlemci görmüş olur. Bakın 3 tane farklı görsel üzerinde bu görüş alanını anlattım. Şimdi karşımızda bir tane soru var. Bu soruyu da çözersek herhangi bir problem yaşamayız artık. Şimdi ben bu iki yöntemi de kullanmıyorum daha net, daha garanti olan bir yöntem kullanıyorum. Bu görüş alanı ile ilgili olarak. Şimdi benim yöntemimi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi buraya baktığımızda x, y, z noktasal cisimleri ve p saydam olmayan cisim düzlem aynı önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre g noktasından bakan gözlemci x, y, z cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü düzlem aynada göremez diye soruluyor. Şimdi benim yöntemim şu. İlk başta gözlemcinin düzlem aynadaki görüntüsünü buluyorum. Bakın düzlem aynam burada ancak simetri olayını daha rahat analiz edebilmem için düzlem aynanın doğrultusunu şöyle uzatabilirsin. Bunu da unutma. Şimdi gözlemcinin aynaya olan dik uzaklığı neresidir? Bazen sıkıntı çıkıyor soruları çözerken. Bakın şöyle dikkat edin. Sen gözlemcinin düzlem aynadaki görüntüsünü yani simetrik olduğu noktayı belirledin ya sonra böyle sayfayı katlasam üst üste gelir mi diye kendini kontrol etmeyi unutma yoksa hata yaparsın. Şimdi bak dikkat et buradan şöyle dik uzaklığını alıyorum. Gördüğün gibi bak bir tane çapraz gittim. Ne yapacağım? Aşağı tarafta da bir tane çapraz gitmem gerekiyor. Demek ki gözlemcinin görüntüsü buradaki noktada oluyormuş. Hemen kendimi kontrol ediyorum aynaya göre sayfayı katladığımda g ve g üssü kafa kafaya gelir mi gelir demek ki gözlemcinin görüntüsünü doğru buldum bak ilk adım bu ne yapacaksın gözlemcinin görüntüsünü bulacaksın gözlemcinin görüntüsünü bulduktan sonra diğer cisimlerin de görüntüsünü bul hemen gösterelim bak buradaki p cisminin görüntüsü şöyle şurada olacak değil mi bakın burası p cisminin görüntüsüdür ardından x cisminin görüntüsü neresidir şöyle X cisminin görüntüsünü de şurada olacak şekilde gösterelim. Daha sonrasında Y cismine baktığımda şöyle gösterelim. Y cisminin görüntüsü şöyle Y cisminin görüntüsü de buradadır. Öyle değil mi? Yani şöyle düşünebilirsin. Ya hocam ayna burası. Sen niye buraları aldın? Aynanın uzantısını alabilirsin. Aynayı uzatabilirsin. Bak sen burada Y cisminin görüntüsünü şuralarda buralarda falan veremezsin. Çünkü bak sayfayı katladığında ne dedim ben? üst üste gelmesi gerekir. Görüyor musun? Bak Y'nin görüntüsü burada. X'in görüntüsü burada. Z'nin görüntüsünü bulmayacağım. Çünkü Z'nin görüntüsü yani oldukça aşağı taraflarda bir yerde olacak yüksek ihtimalle. Z'nin görüntüsünü bulmaya gerek yok. Yani ben burada X'in, Y'nin, P'nin buradaki cisimlerin görüntüsünü bulmamın sebebi şu. Şimdi buradan bakan gözlemci buradaki cisimlerin görüntüsünden dolayı cismi göremeyebilir. Yani bakın şöyle söyleyeyim ben. Diyelim ki sen düzlem aynaya bakıyorsun. E senin arkana bir yere kör noktaya diyelim ki tam böyle omzunun arkasına bir tane top koyuldu. Sen omzunun arkasındaki o küçük mesela pinpon topunu görebilir misin? Göremezsin öyle değil mi? Kendinin aynadaki görüntüsünden dolayı kendinden dolayı veya göremezsin. Biz de burada böyle bir sıkıntı var mı yok mu bunu arıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ne yaptık biz? Gözün yani gözlemcinin görüntüsünü bulduk. Ardından görmek istediğimiz cisimlerin görüntüsünü bulduk. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Gözlemcinin görüntüsünden görmek istediğin cisme doğru bir ışın göndermen gerekiyor. Şimdi sen diyelim ki P'yi mi görmek istiyorsun? Hemen bakalım. Gözlemcinin görüntüsünden P'ye doğru bir çizgi çekiyorum. Bir ışın gönderiyorum. Ben tabii çok profesyonel güzel bir şekilde çekemiyorum ama eminim siz çok iyi bir şekilde bunları çekersiniz. Şimdi bakıyorum. Bu çizgi üzerinde bir cisim veya görüntüsü var mı? Yok. Peki bu çizgi aynayı kesiyor mu? Kesiyor. O zaman P'yi görür. Hemen bakıyorum P'yi görür. P ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi devam edelim. Y'ye gelelim mesela. Y'ye baktığımızda ise Y ile ilgili şuradan bakın. G üssü ve Y'yi birleştirdiğimde şöyle bakın şuradan şöyle düzgün bir şekilde daha başarılı bir şekilde çizdim. Aynı şekilde Y'ye baktığımda çizgi üzerinde bir cisim veya görüntüsü var mı? Yok. Çizgi aynayı kesiyor mu? Kesiyor. O yüzden burada Y'yi görür. Yani içerisinde Y olan seçenekleri hemen hızlı bir şekilde atıyorum. Bundan kurtuluyorum. Şimdi X'i görmeye çalışayım. X'i görmeye çalışırken çok basit. X ve G üssünü birbiriyle birleştirdiğimde bu çizgiye bakıyorum. Çizgi üzerinde herhangi bir cisim veya görüntüsü var mı? Var. Görüyor musun? Bak çizgi üzerinde ne var? P'nin görüntüsü var. P'nin görüntüsünden dolayı burada X'i göremez. Yani seçeneklerde bir kere X olacak. X olacak. Senden de kurtuldum. Şimdi gelelim buraya. Z'ye. Z'ye baktığımda ise bakın dikkat edin. G üssü ve Z'yi birleştirelim. G üssü ve Z'yi birleştirdiğimde Şöyle bakın düzgün bir şekilde birleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir çizgi oluştu öyle değil mi? Şimdi bu çizgiye baktığımda bu çizgi üzerinde bir cisim veya görüntüsü var mı? Var. P'den dolayı Z'yi de göremiyorum. O yüzden cevabımız X ve Z olacak. Bakın benim bu yazdığım yöntem size bütün soruları çözdürür. Çünkü size ilk başta gösterdiğim iki tane yöntem. Bunlar MEP kitabında olan yöntemler. Yani bunlar okullarda anlatılan yöntemler. Okuldaki öğretmeniniz belki mutlaka bunu da anlatmıştır size ama şimdi o ilk iki yöntemi anlatmasak da olmaz. Yani MEP kendi kitabında anlatmış. Ancak siz bunu bilin. Çünkü bu yöntem sana her türlü soruyu çözdürür. Sen normalde görüş alanı yaptığın zaman şu arada kalan bölgeyi görür dediğin zaman bir cismin görüntüsünden dolayı olan engeli orada kaçırmış olursun. O yüzden bu yöntem daha sağlıklıdır. Ne yaptık biz? Gözün ardından cisimlerin hepsinin görüntüsünü bulduk. Bulduktan sonra gözün görüntüsü ile görmek istediğimiz cisimleri tek tek bir çizgi yardımıyla birleştirdik. Bunu sen cetvelinle de yapabilirsin. Okuldaki sınavında öğretmenin cetvel kullanmana yüksek ihtimalle izin verir. Ya da kalemini böyle yana yatırıp cetvel de yapabilirsin. Şöyle yana yatırırsın. Buradan rahat bir şekilde bu çizgileri çizersin. Gözün görüntüsü ile görmek istediğin cisimleri birleştirdiğinde eğer bu çizgiler hem aynayı kesiyor hem de çizgi üzerinde başka hiç kimsenin görüntüsü veya kendisi yoksa o zaman o cisimler görünür. Çok çok dikkat edelim bakın çok önemli bir yöntem. Şimdi devam edelim. Dikkat demiş. Küçük bir bilgi veriyor burada bize. Boy aynasında kişinin kendisinin tamamını görebilmesi için aynanın boyunun kişinin boyunun en az yarısı kadar olması gerekir. Bakın çok önemli. Yine yorum sorularında, test sınavlarında karşımıza geliyor. Dikkat edin. Kişi boy aynasına dik olarak aynaya yaklaşırsa aynada kendisini gördüğü alan kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Yine aynı alanı görüyor olacaktır. Geçelim şimdi. Düzlem aynada cismin görüntüsünün boyu cisimlerin aynaya yakın ya da uzak olmasıyla değişmez. Daima cismin görüntüsünün boyu nedir? Cismin kendi boyuna eşittir. Şurayı şöyle bir çizmek istiyorum size. Bakın dikkat edin yine yorum sorularında karşımıza gelebilecek olan bir bilgi. Düzlem aynada cismin görüntüsünün yeri gözlemcinin konumuna falan bağlı değildir. Bu da yine çok önemli bir bilgi. Düzlem ayna konusuyla ilgili olarak karşımıza çıkacak olan soru tipleri bellidir. Ya öğretmenimiz bize bir ışın verecek diyecek ki bunu yansıt. Işın verip yansıt dediği zaman ne yapacağız? Yüzey normalini çizerek normalle aynı açıyı yapacak şekilde yansıtmamız gerekiyor. Veya bu dersin başında çözdüğümüz gibi açı hesaplamalı bir soru sorabilir. Ya da görüş alanı ile ilgili bir soru sorabilir. Bunlar bizim böyle yazmalı çizmeli çözeceğimiz sorular. Düzlem ayna ile ilgili bunlardır. Onun dışında karşımıza yorum soruları, boşluk doldurma, doğru yanlış gibi sorular gelebilir. Bunu soruların çözümünü de bakın buradaki dikkat diye benim belirttiğim kutucuklardan rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şimdi sizleri artık ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Bakın burada bir göz var. Buradaki göz düzlem aynaya bakıyor. Düzlem aynaya baktığında X, Y, Z cisimlerinden hangilerini görür, hangilerini göremez. Üç tane yöntem öğrettim ben size. Birinci yöntem neydi? Gözden aynanın başına sonuna iki tane ışın gönder, yansıt yansıyan ışınların arasındaki kalan alan görünür dedim. İkinci yöntem neydi? Gözün simetriğini bul. Ardından aynanın başına sonuna ışınlar gönder. Arada kalan alan bize görüş alanını verir demiştim. Ardından son yöntem ve en garantisi neydi? Gözün görüntüsünü bul. X'in, Y'nin, Z'nin görüntülerini arka tarafta bul. Görüntü nasıl bulunuyor? sayfayı katladığında kafa kafaya gelecek şekilde bunları ayarlaman gerekir. Ardından gözün görüntüsünden kendisinden değil gözün görüntüsünden görmek istediğin cisimlere doğru oklar çiziyorsun. Bu çizdiğin oklar hem aynayı kesiyorsa hem de ok üzerinde başka hiçbir şey yoksa o zaman biz bu cismi görürüz. Bu kadar basit. Şimdi ödüllü soruyu herkes bakın ben tarif ettim zaten. Bir tek cevabını söylemedim yani. Herkes şu anda eline kalemi kağıdını alsın. Ödüllü soruyu çözmeye çalışsın. Yorumlara mutlaka yazmanızı istiyorum. Doğru cevap hangisi olacak? Hangilerini görebiliyoruz? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.